إلهي قد تراكمت الذنوب وما زالت في غفلتها القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه فصلوات الله وسلامه عليه على من أرسله الله رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى بأدد مقطع الله حمد وصنع الله بسن Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat selamlar olsun. Allah subhanahu ve teala amellerimizi kılıyken ibadetlerimizi rükû secde tilavet sadaka ihsanlarımızı özünü dergahide beriyalı gibi kabul etsin. Günah nuksan kemçilik hatalarımızı Allah subhanahu ve teala özünü fazlı kerem bilen keçirsin. Seyyidül eyyam haccül mesakin mumun musulmanlar mescidi yığılıp cemlenip rükû secde dua Allah subhanahu ve teala'ya ibadet kıladigan aziz ve mükerrem gün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytadılar: "İza kana yawmul cum'ati fa aktiru alayya min salatikum." Cuma günü bolsa menge salavat aytishlikni köpaytiringlar. "Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu biha ashran." Kim menge bir marotaba salavat aytadigan bolsa Allah subhanahu ve taala ana şu aytgan salavatı tufayli 10 barobar günahlarını keçirishlik, mağfirat qilishlik duolarını yollaydı degan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri var. Bugünkü cemaatka aytaturgan meselemizi ayollar hakkında mavzu bosun degen bir muhtiyatımızdan şunday nimeyken körsetime ayollarını Araplarını makalda ar-rical uşaka an-nisa uşaka ikur rical ayol kişiler erkek kişilerini kalgen yarım kısmı deyip aytışadı. Ayol kişiler yok bosa siz bilen beyni hem yok bolamız. Ayol kişiler yok bosa cennetteki hatırcamlık hem yok bugün. Adam aleyhisselam cennette Allah subhanahu ve teala yaratkeninden son hemme nerselerini buluşluğu karamazdan cennetteki şimdi cennetki hareket buluyor özü. Cennette hemme nerse var. Tasavvur kılın cennette ayal kişi yok. Yani cennet bulmayı kalırken. Allah subhanahu ve teala Adam aleyhisselam'ı yaratkeninden son cennetteki hemen erserge ruhsat verdi Allah Teala. Lekin Adam aleyhisselam yalgızlığını, hız kılıçlığını başladı. Cennette buluşluğu karamazdan yalgızlığını, hız kılıçlığını başladı. Şunda ve halaka minhe zavcehe deyipti Allah Teala. Öz nefsiden Allah Teala ayal kişini yarattı. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Köp erkekler ve ayollar kıyamet günü geçe bana şu adam aleyhisselam hem de mama havadan taraladı deyip Allah Teala merhamet kılıyordu. Biraderler Kur'an-ı Kerim'de yani o erkek kişilerine Allah Subhanahu ve Teala köp vaada kılıyordu derselerini biri وَحُورٌ عِينٌ deyip Hurun iyiler hurlar deyiladi ve yine çünkü hoşçakalın bir neçe sıfatlar bilen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de erkek kişilerge cennette bitte, ikte, onte, ta, yetmişte geçe bugün ayollarını vadakladı. Yani şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni ayollarge bugün hürmet ihtiramları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni özlerini ayolları bilen bugün muamalalar ya ki ikinci görünüşü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ayollarını peygamberge bugün muamalaları degen söz. Ayollar hakkı yapırsak erkek kişiler şunday ayollarını arzu kıladı. Erkek kişiler hakkı yapırsak ayol kişiler şunday erkeklerini arzu kıladı. Biraderler başkalardan bir sıfatını izleşten evvel özümüz o şey sıfatke layık babalaylık. Ayollarımızdan kemçilik tapıştan evvel ayollarımızga layık babalaylık. Erkeklerimizden kemçilik tapıştan evvel erkeklerimizga layık ayol babalaylık. Bu ayollarga tegishli bölüm. Ayol kişilerde
erkeğine hatasını tapışlığı var. Erkek kişilerde ayalına hatasını tapışlığı var. Erkek kişiler üyüge kirse nimeymiş? Falancının ayalı bundayken, falancının ayalı bundayken degen söz bilen çivayalanan. Ayallar ki falancının eri bundayken, falancının turmuş ortağı bundayken. Ana şun bilen kifayalanan. Biz kaide eytemiz. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Birader hayatınızda falancını eri, falancını ayalı degen sözünü koyun. Peygamberini hayatı deyin. Peygamberini ayalı bunday. Bugün eken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bunday muamlakı eken deyin. Bana şu yerde Rus cencel ihtilaf tohtaydı. Falancını eri bunday olsa yaşı yaşayırken olsa. Ama sünnetke muvaffuk olması yaşamaz. Falancını ayalı tüzük olsa yaşı. Ama sünnetke muvaffuk olmasa yaşamaz. Demek ki siz bilen meyindeki hayatımızı doğrulaydıken dersen Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıp ayet ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Ey insanlar, mumun, musulmanlar sizlerine hayatlarında yaşayışların için örnek oladıkan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı. Bana şunu özü kifaya diyen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı bana şunu özü kifaya diyen. Bana indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kanday kılıp turmuş kurganlıkları hakkında bir cemaatimizi isletsek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatlık mabeyinleri de bir neçe ayalları, turmuş ortakları bugün ve bana şunlarını birincisi Hatice binti Huveylid deyilen. Hatice radıyallahu anha müminlerin anası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in birinci ayalı, turmuş ortağı. Üçten iki ömrünü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice anamız bile ötkizgenler. Hatice anamız ki turmuş kuryetken de ben hazır yaşları geldim, unamaydı. Birinci özü unamaydı, kendi ata anası unamaydı, kendi urfa adatı unamaydı. Buranın esası unamaydı. Ama bir tesbih bile bir ay iki ay yaşayıp acıraşıp yetişki tayyar mutlu uğradı. Lakin kızla üylenişim gerek değildi. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci turmuş kurgan vaktilerde 25 yaşta bugünler. En şereflik nesepte bugünler. Abra itibar hemme taraftan zor. Ayalları 40 yaşta bugün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ayalı kançıda bol yaptı. 40 yaşta bol yaptı. Hazır 25 ikirgen bir bola dedesi gelip dedesi özü 39 ikirgen. Dede 40 ikirgen bitersin ama cuman dese beni sinip taşıma alıp ne kılasan deydi. Mesela ne sebepten onu alasan deydi. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci durmuşu düşündüğü bugün. Ne fakat 40 yaş kekirgen. Hatice anamız evvelki birinci durmuşları da bitti ferzent görgenler. Sonra turmuş ortağı dünyadan ötüp gitken. Yine turmuşke çıkarlar. İkide ferzent görgenler. İkinci turmuş ortağı hem dünyadan ötüp gitken. İki mette turmuş görgen insanını ve özden 15 yaş kette ayolge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üyelen yaptılar. Kaysi şart bilen deyse Hatice anamız özleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge savcı bugünler. Ayol kişi erkek kişiye savcı bulup barışlı ki bizim şeriatımızda var. Bir atanı kızı olsa, yaşırak bir balanı bilse, helgi balanı ya özüge ya atası gibi barıp falançıcan, bana bunu da yıkılıp ben kızımı terbiye kıgem ben, bana şu kızımı sizge beremen değişlik bizim şeriatımızda var buradırlar. Kızlarımız olsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben tardavna dinehu ve hulukahu, dini çıralik olsa, adab ahlakı yakışık olsa, sizlerge savcı olup kese, kızlarıyla beriler diye yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste, ben tardavna dinehu ve hulukahu, dini çıralik bugün, huluk adabı yakışık bugün insandan sizlerge savcı keledigen olsa, kızlarınlarını beriler diye yaptı. Garniturku beredigen, perdenin kalını alıp, yani bir bana derselerde kılıp beredigenlerini
Uçlar yıkarmaylık. Men tardavunu dinehu diyordu. Dini güzel olsun. Ve hulukahu. Huluku çıralık olsa bana şunlarla kızlarıyla da beriyler diyordu. Ama özümüz savcı balıp borsak iken boladıkken. Kızımız olsa biz savcı balıp borsak bolarken. Hatice anamız Mekke-i Mükerreme'de hazır borsaylar Mekke-i Mükerreme'de Hatice anamızın kabri var. Bana şu yerine bir ziyaret alıp çıkışadı. Umre'ye hacı'ya bargen vakitte kabrini ziyaret kılıçdik üçün halas. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni Hatice anamız sorup sürüştürüp kaldılar. Meysere degen hizmetkarı varken. Yani hazırım sürüştüremiz doğru mu? Kim oğlu kanday degen derseler. Meysere degen hizmetkarı etti ki ey Meysere bu Mekke'de ticaretini yahşi kıladigen amanet göy insan var mı dedi. Eytey desen söz köp lekin vakit kem. Biz diyen biraderler amanet göy adamlar kemeyip gitti. Hıyanet göy adamlar köpeyip gitti. Gepti gepreşliğiyle Arap'ta şairden çıralik bulup gittik. Cüdeyem çıralik mamlıklamız, cüdeyem çıralik körüşemiz, cüdeyem çıralik gepleşemiz. Emelge kegende kılalmayıp biz buradalar. Pul muamelesi de. Koşnucilik muamelesi de. Er hatırlık muamelesi de. Köçede zor muamele. Corada mahallede zor. Üyde ya ki o şey malum caylarda muamele yakışmaz. Anca mınca davetçilerimize. Bıra onlar geçiralik davet kılışadı. Ama özün hayatını görsen sen davetini tohtatıp özünü torla degin kiledi bazıları ki. Koganlarımız hem hemmemiz hem buradalar. İtibar veriyip sizler mi? Cüde gepler çıralık zamanda yaşayıp biz. Bana onu dayan. Yahşı mısınız, tüzey misiniz, falan dayı mısınız? Keyin gepleşemiz. Hazır Hacı Tanadaydım de biraz uğradı ki. WhatsApp'tan. Şunun için buradalar bu sözmez. Şeriat sözmez. Biz damlalı gibi üstünü gepleyip mi salaz? Amel. Şeriatın asası amel. Ne mi deyip soru yaptı Maysere'den Hatice anamız? Ey Maysere dedi. Mekke-i Mükerreme'de amanet göy kim var dedi. Kim körse dedi bizi kışlağda amanet göy adamdı. Buna saval vereyim. Bizi kışlağımızda aytaylık falançı biznesmendi 100 bin dolar pulu var eken. Bana şu adamı verinler ticaret kıp geledi deyip kimiyle beralaslar. 100 bin dolar puldu. Beralmaydı. Aka ülkesi gen beralmaydı. Bir deval koşunsu gen beralmayın. Maysere etti ki ey Hatice dedi Mekke'de Muhammed degen bir insan var dedi. Amanat göylüğü bilen tanılgen dedi. Amanat göylüğü bilen tanılgen dedi. Çünkü bari bir sorup etmeysiz mi? Bizde ticaretimiz var. Bana şu ticaretini barıp kemezsin mi? Şam diyarları dedi. Maysere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiler. Ey Muhammed Hatice tanıysız pulu köp ayal ticarette bir ikdesini yönetken de yalgan sözler. Bomay kaldı, onday buldu, narh köterildi falançı pıstançı. Yerde çukurak heydegenimiz için, abu hava yaşıgen için, tezkerisi bu. Dip pullarda yok kılışı yaptı. Siz amanat göyken siz ticaret bilen barıp kemeysiz mi dedi. Degen de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem razı buladılar. Mekke'den pulunu, kervanını alıp Şam diyarına gittiler. Maysere birge, hizmetkar elbette birge. Ben yolda ket yetsem deydi. Yolda ket yetsem aptal kuyoş cüde cezireme bulup isip durgen vakti de Muhammed'in üstüge sallallahu aleyhi ve sellem salatu aleyhisselam çıkarıp koydular. Muhammed'in üstüge bulutlar kelip tohtap kalar dedi. Ben etimi şu ançamçam başımızda taş yağı varsa gerek ki hudak sahlasa gerek deymendi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstüge bulutlar gelip durarken bizi üstümüz giyem özüm giyem öyleymendi mesela bizi üstümüz giyem taştan bugün bulut kese gerek yok huda sahlapası gerek deymendi kletken bazı bir emellerimizden aynısı ait etken sözlerimizden ben yolda ket yetsem şuna sözümü düşündürmeseniz bu mektir sözün içinde söz var değildi gepti içinde gep var deyken mana yolda ket yetsek kuyaş köterilgen vakti de cezireme bugün vakti de Muhammed'in üstüge bulutlar gelip tosup kalar dedi. Bulut tosup kalarken
Men o'ylayman, bulutmas farishta bo'lsa kerak dedi. So'ngra Shom diyoriga borganimizdan so'ng bir joyga to'xtadik. Bir daraxtni ostida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam salqinlab dam olib turgan vaqtlarida katta kreslarini taqib olgan bir odam kelib mendan so'rab qoldi dedi. Bu kim dedi? Bu Muhammad deb javob berdim. Makkalik Muhammad omonatgo'y deb javob berganimda mana shu daraxtni ostiga inson o'tirmaydi. Payg'ambargina o'tiradi. Bu sizlarning payg'ambaringlar. Yaqinda payg'ambar bo'lib bu kishiga vahiy tushadi. Mana shu so'zni eslab qol debdi. Alloh taoloning hikmati ekanda daraxtlar ko'p. Ammo ayni mana shu daraxtni ostiga faqatgina payg'ambarlar o'tirgan va payg'ambar bo'ladigan inson o'tiradi dedi. So'ngra tijoratga borishdi. Sotiladigan narsalarda hammasida baraka bo'ldi. Sotib olingan narsalar ko'payib, pullari ham oshib qoldi. Bizning xalqimizda o'sha qoidaga ko'ra gapni ichida gap bor deb sal bir ishlari chiroyli bo'lib yurishib ketsa, men kuchliman-da, men zo'rman, tijoratda zo'r gapga ustaman, mana men devoramiz ekan. Bo'lmay qolsa ayb boshqasida bo'ladi. Birodarlar, ilmingiz bo'ladimi, pulingiz bo'ladimi, uyingiz bo'ladimi, o'g'lingiz, qizingiz, mashinangiz yana nima bo'lsa ham men hech kim emasman deng. Alloh beryapti deng. Tug'ilganda hammamiz hech kim emas edik. Alloh berdi, ism bo'ldi, kattayib shu yoshga yetibmiz. Yana qancha yashaymiz Alloh biladi. Zalika fadlullohi. Bu Alloh subhanahu va taoloning fazli. Bu Rabbimni menga bergan fazilati boshqa oyat karimada. Zalika min fadli robbi. Rabbimni menga bergan fazilati deb yuraylik. Rossiyaga borgan odamlarning bir ikkitasi biz undayligimizdan mana bunday ishlab keldik dedi. Yo'lda kelyapti mashinada avariya bo'lib ketsang, qandayligingdan saqlab qoladi seni Xudoim deyish kerak. Samolyoting 2 marta turbulentli zonaga kirsa, kalimani yarimini aytgan ulgimay ketasan. Deyish kerak. Ya'ni inson biz hech kim emasmiz. Alloh subhanahu va taolo beryapti, nafas olyapmiz, yuryapmiz, turyapmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham Alloh taoloning fazli dedilar, Makka'ga qaytib keldilar. Maysara bo'lgan voqeani hammasini aytib berdi. Khadija binti Huvaylidga aytdilar ki omonat go'y ekan, yolg'on gapirmar ekan, ustida bulutlar birga ketdi, payg'ambarlik haqida ham gapirildi, sotgan narsalarimizda baraka bo'ldi, yana ko'p narsalarni olib keldik, mana bu yerda ham savdoyimiz baraka bo'lyapti deganda Khadija onamiz aytdilar ki ya'ni turmush o'rtog'i bor ekanmi dedi, yo'q turmush o'rtog'i yo'q, men savchi qo'yaman dedi. Rozi bo'larmikin deb Maysara orqali, ya'ni xizmatkor orqali aytdirdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam darrov amakilari bilan maslahat qildilar. Amakilari ham xo'p deyishdi. Makka-i Mukarramada payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 25 yoshda, Xodija onamiz 40 yoshda mana shunday turmush hayot boshlandi. Birodarlar, inson baxtli bo'lish uchun albatta o'zidan kichkinasini olib olishlik shart emas. O'zidan teng bo'lishligi ham shart emas. O'zidan katta bo'lishligi ham shart emas. Baxt ulug'likning formulasi deb qo'yadi. Bu yoshda ko'p aloqa yo'q. Yoshroq bo'lsa, puli ko'proq bo'lsa, ana unday bo'lsa, mana bunday bo'lsa, shularni hammasi baxtlilik bo'lishlikka sabab bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda fazfar bi zati din. Dindor bo'lmasa agar baxtli bo'lmaysizlar dedi. Ayolingiz taqvodor bo'lmasa baxtli bo'lmaysiz. Ayol Allohdan qo'rqmasa baxtli bo'lmaysiz. Ancha munchalarimizni ayollarimizdan shayton qo'rqyapti. O'sha ayolga qarab o'zimdan panoh tilab yuboraman deyapti shayton o'sha ayolga qarab. Men sendan uzoqlashib yuray deyapti. Fazfar bizati din. Dindor ayolni olinglar deyapti. O'g'illaringizga ham dindor ayolni olib bering. Qizlarni ham dindor qilib tarbiyalaylik. Buni sal qarab qo'yaylik, 3 juma bo'ldi aytganimizga. Qayoqqa ketyapsan qizim deb qarab qo'yaylik. Sen kimni qizsan deb so'raydi ko'chada deb aytaylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xodija onamiz bilan turmush qurib yashab turgan vaqtlarida ancha yashadilar, hayot yaxshi bo'ldi, farzandlar bo'ldi. Bir necha yil yashaganlardan so'ng vahiy tushdi. Payg'ambarlik boshlandi. Bilasizlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makka-i Mukarramada Hiro g'origa chiqib
avval bir gün, keyin iki gün, keyin üç günlab, keyin bir haftalab Hiro g'orida qolib ketar ekanlar. Beli og'rimaydigan salomat odam 2 soatda zo'rg'a yetib oladi Hiro g'origa. Xodija onamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga taomlarni tayyorlab Hiro g'origa olib chiqar ekanlar. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga vahiy tushdi. Vahiyni targ'ini hammamiz bilamiz. 3 marotaba iqro degan voqea bo'lgan. Uni keng tushuntirmaymiz-da, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'rqib ketdilar. To'g'ri Xodija onamiz yoniga kelgan. Men dedi, yer bilan osmonni o'rtasida muallaq turgan bir mahluqni ko'rdim. Menga sen payg'ambarsan deb aytayapti dedi. Hozir uyga borib bir ayollaringizga yaxshiroq tush ko'rdim deb aytingda ishonmaydi. Tushimda sen men bilan Makkada yurgan ekanmiz desang ishonmaydi hozir. Bo'ladiganroq bir gapni aytsang ham ishonmayapti ko'pchilik ayollari. Umuman din yo'q. Biror bir narsa yo'q. Jahiliyat, mushrik, shirkga to'lib bitgan 360 ta but bor Makkada. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men payg'ambar bo'pman desa Xodija onamiz siz payg'ambar bo'ldingiz deb iymon keltirgan. Yer yuzida ikkita musulmon bor edi deydi. Birinchisi payg'ambar, ikkinchisi mana shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayoli Xodija deydi. Birinchi bo'lib payg'ambarlardan so'ng islom diniga kirgan Xodija onamiz bo'ladi. So'zimizni nihoyasida ayniqsa ayol kishilarga aytamiz. Hurmatli ayollar jamoasi, bu hadisda keladi ya ma'sharam nisa, ey ayollar jamoasi degan. Ayollarda din ko'p birodarlar. Farzandni tarbiyasi ayollarda. Kazzob, dinsiz, omonatsiz qilib tarbiyalaydigan ham ayollar. To'g'ri so'z, omonatgo'y, dindor, xulq, odob bilan tarbiya qiladigan ham ayollar. Imom Buxoriyni onasi duo qilib Buxoriyni ko'zi ko'r bo'lib qolganda Alloh taolodan ko'zini ochishligini so'rab duo qilib to'xtamay duo qilarganidan so'ng Imom Buxoriyni ko'zi ochilgan. Ikkala ko'zi ko'r bo'lib qolgan. 5 yoshida qayta-qayta duo qilganda Imom Buxoriyni onasini tushiga Ibrohim alayhissalom kiradi. Bo'ldi yig'lama, Alloh duoingni ijobat qildi, bolangni uyg'otsang ko'zi ochildi dedi. Uyg'otsa ko'zi ochilibdi. Biz ayollarga aytamiz, farzandni tarbiyasini yaxshi qilishsin. Omonatgo'y qilsin, dindor, xulq, odob bilan qilsin. O'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ayollari Xodija onamiz farzandlarini shunday tarbiya qilganlar. Ba'zi bir ayollar tarixda farzandlari ilm o'qish uchun ketyatsa, oyoq kiyimlarini ostini tozalab qo'yar ekan. Hozir farishtaning qanotlarini bosasiz, farishtaning qanotlari kir bo'lib qolmasin deb farzandiga ilmni fazilatini tushuntirar ekan. Shuni aytishimiz kerak ayollarga. Bolani tarbiyasi ko'p sizga bog'liq. Men ko'chada ko'proq yuraman. Siz uyda bo'lasiz. Bolani chiroyli qilib tarbiyalang. Vaqtni o'tishini qarang. Ertaga 60-70 ga kirib qolamiz. Bir ahmoq, dinsiz, insobsiz, yolg'onchi bir bolani tarbiyalab, o'tdan sotga yuguradigan odam bo'lib qolmaylik. Bolani yaxshi tarbiya qiling deb ayollarimizga aytishimiz kerak birodarlar. Baribir erkak kishi ko'chada ko'p qoladi. Safarda ko'p bo'ladi. Bolani tarbiya qiladigan asosiysi ayollar. Albatta o'zlari ham tarbiya qilganlaridan so'ng samarasini ko'rishadi. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin.